Herkese merhabalar, ben Ceren Engin. Esra İroğlu'da gerçekleşen ve konuşulan bir yeni olayı karşınıza getirdik. Herkesin konuştuğu Yunus ve Aysun'un olayına dilerseniz hep birlikte bakalım. Bana zulüm yapıyorlar, dışarı çıkartmıyorlar. Evet, isteyerek gittim ablacığım. Yazamazsın, sen bunları yazmışsın ona. Bunları ben yazmadım, yemin ediyorum ben yazdım ya. Kendi yalanını açığa çıkartıyor. Şunu yazdın mı, acil eve gel diye. Evet. Yazdın mı? Hayır, onu yazmadım kesinlikle. O öksürme sesi kime ait? Benim ablacığım. Ben değilim. Niye yalan söylüyorsun? Vallahi yalan yuva yapmış sizde. Ardından 23 Şubat günü Aysun'dan bir itiraf geliyor. Ben itiraf etmek istiyorum. Artık yeter, çok yoruldum çünkü. Kendiniz aranızda sözleştiniz mi? Evet. Kocanla resmi nikahlı evlenmek istiyor musun? Evet. Kocana sor bakayım. Kararsızdım abi. Eşi Yunus'u geride bırakan Aysun'un internetten tanıştığı Murat'ın yanına gitmesiyle olayımız başlıyor. Karısının Murat denilen bir kişinin yanına kaçtığını belirten Yunus, ayrıca karısının kendisinden de vazgeçmediğini, kaçtığı evden sürekli olarak kendisine yazdığını ve rahatsız ettiğini belirtiyor. Hala onu sevdiğini söylediği mesajlarla kendisine umut verildiğini iddia eden Yunus, ayrıca artık karısının zorla evde tutulduğunu düşünmeye başladığını da açıklıyor. Bana zulüm yapıyorlar. Diyor ki bana çok iş yaptırıyorlar. Dışarı çıkartmıyorlar. Hadi. Sen o emojiyi görünce karının ağladığını mı düşündün? İşte ben de onu düşündüm. Dedim kesin ağlıyor işte. Esra Erol'a tüm samimiyetiyle derdini açıklayan Yunus'a yardım etme sözünü verdikten kısa süre sonra Aysun telefon hattına bağlanmak istiyor. Aysun bağlandıktan sonra Yunus'un yalan söylediğini, kendisine hiçbir zaman öyle mesajlar atmadığını, Murat'ı sevdiğini ve kendi rızasıyla kaçtığını açıklıyor. Evet, isteyerek gittim ablacığım. Hocam ben yalan falan atmadım ona. Ne? Asla. O süreçte Ankara'da bulunduğunu açıklayan Aysun, Esra Erol'un daveti üzerine programa çıkmayı da kabul ediyor. Programda yüzleşen karı koca birbirleri hakkındaki iddiaları savuşturmaya başlayınca ortalık iyice kızışıyor. Yunus kendisine mesaj atıldığını, hatta mesajların yalnızca Aysun'dan gelmediğini, Murat'ın da kendisini sürekli olarak rahatsız ettiğini ifade ediyor. Siz Murat Bey'e kısaca ne diyorsunuz? Muro diyorum ben. Kısacası ona Muro diyorum. Yunus'un bu kadar telefon görüşmesinden sonra Muro demeye başladığı Murat'ın kendisini arayarak aklın Aysun'da kalmasın, o benim yanımda, artık için rahat olsun gibisinden cümleler kurmasından ve sürekli bu tarz aramalar yapmasından rahatsız olduğunu belirten Yunus'un bu sözlerine karşılık Aysun sürekli olarak kes sesini diyerek onu susturmaya çalışıyor. Niye Murat beni sürekli arıyor? Dün 4 kez arıyor. Hangi yüzü tutuyor yani, beni arıyor? Siz kocasını arayıp karın benim yanımda, merak etmeyin demişsiniz. Bu cümleyi kurmanızın sebebi nedir? Ablacığım ben ona öyle bir cümle kullanmadım. Abla yalan söyle. Arkamda ben sana yazıyorsun. Yunus, sen şimdi dinlemesini biliyor musun? Kes sesini otur yerine. Kes sesini. Dinlemesini bil. Ardından konu Aysun'un Yunus'a attığı mesajlara geliyor. Yunus, Aysun'un kendisine aşk dolu sözler söylediğini, orada eziyet gördüğünü belirttiğini ve geri dönmek istediğini fakat kendisinin zorla tutulduğunu ifade ettiğini açıklıyor. Senin beni sevdiğin gibi kimse sevemez. Ben burada perişanım. Biz seninle aslında ne kadar mutluyduk. Mesela fırsatını bulsam kaçacağım, yazamazsın. Sen bunları yazmışsın ona. Instagram'ı da orada kullanıyordun. Tamam, benle buradan iletişim kur. Ben buradan bıktım, beni burada zorla tutuyorlar. Vallahi diyor. Öyle bir şey demedim Esra ama ya. Şunu yazdın mı, acil eve gel diye. Evet. Yazdın mı? Hayır, onu yazmadım. Kesinlikle. Yalnız mesajda ses kayıtlarının da bulunduğunu ifade eden Yunus, eşi Aysun tarafından sürekli olarak yalanlanıyor. Aysun asla öyle mesajlar atmadığını savunurken Esra Erol stüdyoda mesajları okumaya başlıyor. Okunan mesajları kendisinin atmadığını ısrarla savunan Aysun, mesajları Yunus'un kendi kendine attığını iddia ediyor. Yavrum, senin yanına gelebilmem için ben idare edin. Yemin ediyorum bunlar benim mesajlarım değil. Yeni hesap aç. Sen aç bana, gece söylersin. Ben yazmadan hocam, yemin sen ediyorum. Yazma diyorsun. Aysun'un birkaç tane mesajlarını gördüm ben Yunus'ta. Hani ben seni seviyorum, senden olmam, beni bırakma diye. Kaçtığınız yerde de eğer orada da mutlu olmazsanız, şartlarınız kabul edilmezse bu kapıyı açık bırakmak için bir plan kuruyorsun. Aysun'un iddialarına göre Yunus, Aysun'un Instagram hesabına girerek kendi kendine konuşuyor. Üstelik aldığı bir hattan da WhatsApp'tan yine kendi kendine yazışıyor. Esra Erol bunun mümkün olmayacağını tekrar tekrar dile getirerek mesajların iletildiği konumların ortaya çıktığını söylese de Aysun bu iddiasını uzunca bir süre savunmaya devam ediyor. Bunları ben yazmadım. Yemin ediyorum ben yazmadım. Bir saniye. Ama sen şu anki kullandığın telefon üzerinden kocanla yazışıyorsun. Bu mümkün değil işte. Tüm bu mesajlaşma tartışmalarının yanı sıra Aysun yeni bir iddiada bulunuyor. %85 engeli bulunan Yunus'un rahatsızlığı nedeniyle ara ara gözünün döndüğünü ve kendisine şiddet uyguladığını, hakaretler ettiğini iddia eden Aysun'un bu kez ablası yayına bağlanıyor. Senin engel
engelin var. %85 engelin var. Engelli, ama senin ben sana... gözün dönüp bana her şeyi fırlatıp atıyor. Bu şiddetlerden dolayı ben de kurtulmak istiyorum dedim. Telefon eline geçiyordu, fırlatıyordu. Yalan tamam konuşma. Bak, sırtına onları atıyordu. Sorayım. Aysun'un ablası Yunus'un telefonu tutarak tam tersi kardeşini sürekli olarak eşi Yunus'u aşağıladığını açıklıyor. Aysun ablasının bu sözleri üzerine Yunus ve ablasının anlaşma içinde bulunduğunu, kendisiyle konuşmak istemediğini açıklıyor. Bu arada yalnızca ablası değil, Aysun'un tüm ailesi bu anlaşmazlık içerisinde Yunus'un tarafını tutuyor. Aysun, Yunus'tan asla hiçbir şekilde şiddet görmedi abla. Aysun benim yanımda eşine şiddet uygulayan bir insandı. Olayı karıştıran bir yeni bilgi daha ortaya çıkıyor. Aysun'un yanına kaçtığı Murat'ın evliliği olduğu ve yanında iki çocuğunun bulunduğu öğreniliyor. Fakat 7 yıldır birlikte olduğu kadına resmi olarak nikahlanmadığı öğrenilen Murat'ın sadece iki değil, iki tane de eşinde olmak üzere tam 4 çocuğu olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca Murat'ın 7 yıllık dini nikahlı eşi Aleyna, Aysun ve Murat'ın birlikte kaldıkları yerin yakınında bir gecekonduda konakladığı öğreniliyor. Aysun Aleyna ile hiç birlikte kalmadığını, Aleyna ile hiç görüşüp konuşmadığını, ayrıca kendisini de ilgilendirmediğini açıklayınca stüdyodakiler bu sözler karşısında hayretlerini gizleyemiyor. Aleyna'nın sağlık durumunu biliyor musun? Biliyorum. %80 zihinsel engeli var Aleyna'nın. Dini nikahlı beraberlik yaşıyorlar. Aleyna kısıtlı, vasisi babası. 4 çocuk doğurmuş Murat Hatun'un yanında. Dedim sen ki, Aleyna ile tanıştın. Ya abla vallahi bak Aleyna ile hiçbir bağlantım yok. Eski eşinle bir bağlantın olmayacak dedim. Gelmeyecek de buraya dedim. Zaten onun yeri burada yok dedi. Zaten gelemez dedi. Yayına tekrar bağlanan Aysun'un ablası Aleyna'nın da %65 engelinin bulunduğunu, hatta Aysun'un da psikolojik olarak engelli olduğunu ifade edince Aysun hiddetlenerek ablasının Yunus'u savunmak için yalan söylediğini açıklıyor. Esra Erol bunun üzerine Aysun'un onkolojiye daha önce göründüğünü ve psikolojik bir rahatsızlığı yoksa neden burada muayene olduğunu Aysun'a soruyor. Aysun ise ortaya çıkan bu rapor üzerine başta kasıkları için olduğunu, ardından parmağı için olduğunu söylese de iki bölgenin de bu bölümün bakmaması nedeniyle sonunda hatırlamadığını söyleyerek cevap vermekten kaçınıyor. Onkolojiye niye gittin? Şeye söyledim, psikiyatri hocasına söyledim. Dedim abla böyle böyle dedim. Şimdi psikiyatri farklı, onkoloji bölümü farklı ya. Şu kasıklarım biraz ağrıyordu. Kasıklara onkoloji bakmıyor. Özür dilerim ablacığım, çok özür dilerim. Parmağım biraz şey olmuştu. Ona da ortopedi bakar. Ortopedi yok. Vallahi onu hatırlamıyorum abla. Sürekli olarak yalan ve yalanlamayla geçen konuşmalar üzerine Esra Erol ses kayıtlarını stüdyoya dinletiyor. Başta dinletilen öksürük sesini Aysun kendisinin olduğunu itiraf ediyor ve hastaydım o yüzden attım diyor. Ses kaydı tekrar dinletildiğinde ise öksürük sesinin kendisine ait olmadığını söyleyerek kendi yalanını açığa çıkartıyor. Ardından başka bir ses kaydında Yunus'un mesajlardaki kişinin Aysun olduğuna inanmaması nedeniyle benim bana çabuk mesaj at tarzında konuştuğu bir ses daha ortaya çıkıyor. Bu ses kaydında da Aysun Murat'ın yanında olduğunu ve o sırada konuşmaları gerektiği için böyle bir mesaj attığını itiraf ediyor. Bak. O öksürme sesi kime ait? Benim ablacığım. Ben değilim. Arkasında bunları o yazıyor. Yok yemin ederim benim. Bak. Diyorsun. İtiraf, bayağı itiraf diyor. Tüm bu yalanlar ve anlamsız bahaneler üzerine yayına bu kez Aysun'un kuzeni bağlanıyor. Elbette kuzen de tüm Aysun'un akrabaları gibi Yunus'un tarafını destekliyor. Kuzen Aysun'un kaçtığı zaman endişelendiği için Aysun'u görmek istediğini söylediğinde Aysun'un yerini bulmamaları adına Gebze'de olduklarını söylüyor. Daha sonra aile Gebze'ye geldiğinde ise Ankara'da olduğunu açıklıyor. Fakat bulunduğu evin tam konumunu yine ailesiyle paylaşmıyor. Ankara'ya giden aile belirtilen konumdan alınıp eve götürülüyor. Bu şekilde Aysun'un ailesi Murat ve Murat'ın ailesiyle de tanışıp üstüne de oturup çay içiyor. Şöyle Aysun'un kaçtığı gün haberim oldu. Haberi olunca ablasıyla birlikte peşine düştük. Hani Aysun nereye gitti acaba? Kocaeli Gebze'de olduğunu bize söyledi. Yerinizi tespit etmelerini istemedim ablacığım. Bizim Gebze'deyseniz biz de İstanbul dönüşü bitsin yanınıza uğrayalım diye. Hayır dedi, biz Gebze'de değil Ankara'dayız. Başta evin konumunu atmadılar. Murat'ın abisi gelip bizi konumdan aldı. Burada ilginç olan bir diğer olaysa şu. Aysun buradan da iddialara göre 2-3 kez kaçmaya çalışıyor. Üstüne Aleyna'nın da evde olduğunu öğrendiği gün bıçakla Murat'ı tehdit ederek Aleyna gitmezse kendisini öldüreceğini söylüyor. Bu iddianın üzerine Murat bir kere daha yayına bağlanarak Aysun'un intihar etmeye ya da Aleyna'yı göndermeye çalışmadığını, tam tersi Yunus'un kendisini boşamadığı için kendisini öldürmek istediğini dile getiriyor. Aysun 2 ya da 3 kere kaçmayı denedi. Ben gidip Aysun'u tutup getirdim. Dedim ki Aysun eğer sen kaçan bir kere geldiysen buraya artık kaçamazsın dedi. Sizin programa Yunus'un çıkacağı günün sabahı. Burada bir tane daha kadın var, Murat'ın eşiymiş, çocuk emziriyor. Elimde bıçak yok. Bak dedim ben kendimi öldürürüm dedim bak. Hani şakasına söyledim. Abla dedi ki ben bıçağı zorla elinden almışım. Yunus benden boşanmıyor dedi. Hiç ben alakası yok. Aysun, Aleyna orada olduğu ve Aleyna'ya ve
çocukları göndermen konusunda seni tehdit etmiş olabilir mi? Çocukları göndermek bir şey. Niye yalan söylüyorsun? Vallahi yalan yuva yapmış sizde. Murat'ın bu iddiasını anlamlı bulmayan Esra Erol, zaten Aysun'un bir kere kaçtığı için böyle bir sebeple kendisini öldürmek istememesinin mantıklı olmadığını açıklıyor. Ki burada ben dahil stüdyodaki izleyenler de Esra Erol'un açıklamasını daha mantıklı buluyor. Ardından 23 Şubat günü Aysun'dan bir itiraf geliyor. O mesajları ben attım Murat'ı kıskandırmak için. Ben itiraf etmek istiyorum artık yeter, çok yoruldum çünkü. Ben Murat'ı kıskandırmak için yaptım bunları. Bu mesajların hepsini sen mi yazdın? Evet. Söyle lütfen. Evet ben yazdım. Ağlayarak söylediği bu sözler üzerine Murat'la birbirlerinin yalanını savunacaklarına dair sözleştiklerini de itiraf eden Aysun ne Yunus'a ne de Murat'a gitmeyeceğini de açıklıyor. Esra Erol Aysun'un hem itirafında hem de Murat'ın yanında gitmeyeceği yönündeki samimiyetine doğal olarak inanmıyor. Biraz sonrasında ise Aysun Murat'ın yanında mutlu olduğunu, Aleyna'nın ilk kaçtığı zamanlarda orada olmadığını ve Aleyna'nın sonradan yanlarına geldiklerini, birlikte yaşamanın onu ilgilendirmediğini açıklıyor. Ben de istemiyorum artık. Rezil o beni etti. İstemiyorsa ben hiç istemiyorum. Kendiniz aranızda sözleştiniz mi? Evet. Ben senin yalanlarını savunacağım, sen benim yalanlarımı savunacaksın. Doğru mu? Evet. Aynı gün Murat dini nikahlı eşi Aleyna ile yayına bağlanmayı kabul ediyor. Aleyna başka bir kadın olduğunu öğrendiği için evi terk ettiğini, eşini sevdiğini ve çocukları için burada kaldığını açıklıyor. 7, 4 ve 2 yaşlarında ayrıca 6 aylık bir de bebeği olduğunu açıklayan Aleyna resmi nikahlı olmayı istediğini dile getiriyor. Murat ise Aleyna ile nikah kıymayı kendisinin de istediğini fakat Aleyna'nın babasının engelli maaşı için bu evliliğe izin vermediğini açıklıyor. Bu iddia üzerine yayına bağlanan Aleyna'nın babası resmi nikah engel olmadığını söyleyince Murat sinirlerine hakim olamayarak kayınpederine hakaretler savuşturuyor. Sorgularda bahsetti babası olduğu için babası gelmediği için de olmadı. Allah düşünsenize. Kocanla resmi nikahlı evlenmek istiyor musun? Evet. Kocana sor bakayım. Kararsızım abi. Babası adam olsaydı, düzgün bir karaktere, kişiliğe sahip olsaydı kızına sahip çıkardı. Damat ve kayınpeder birbirlerine küfür ediyor sevgili seyirciler. Ya. Murat ayrıca Aysun'un da sürekli yalan söylediğini söyleyerek onu da artık hayatında istemediğini dile getiriyor. Aysun ise kendi ayakları üzerinde durmak istediğini sürekli olarak yineliyor. Fakat Esra Erol herkesin aklından geçirdiği gibi bunun da ikilinin planlarının bir parçası olduğunu, programdan sonra Aysun'un yine Murat'ın evine gideceğini düşündüğünü belirtiyor. Bu yalanlardan sonra zaten Aysun'u bile kabul etmiyorum bu. Ben de istemiyorum artık. Artık Murat'la mı bir planları vardı, başka ne gibi planları vardı bilmiyoruz. Aysun şunu söyledi. Evet, ben Murat'ı kıskandırmak için yazıştım dedi ama ben bunun gerçek olduğuna inanmıyorum. Tüm bu Aysun, Murat, Aleyna atışmasında Yunus'la boşanmayı kabul edeceğini fakat Aysun'dan manevi zarar tazminatı ödemesini istiyor. Aysun şiddet gördüğü iddiasıyla asıl tazminat ödenmesi gereken kişinin kendisi olduğunu ve bir tazminat ödemeyeceğini yineliyor. Programın avukatı Hülya Hanım ise Yunus'un aldatıldığı gerekçesiyle haklı olduğunu ve çekişmeli boşanma durumunda Aysun'un gerekli tazminatı ödemekte yükümlü olduğunu açıklayınca Aysun anlaşmalı boşanmayı talep ediyor ve Yunus'u dilencilikle suçluyor. Yunus'un tazminatını öde. Nasıl talep edebiliyor? Ödeyeceksin. Nasıl ödeyecek? Aldattın sen. Tazminatı mı ver? İşte biliyorsun. Sen buraya dilenmeye geldin. Dileme alakası yok. Sen buraya dilenmeye dileme geldin. Bu sırada yayına bağlanan izleyiciler Yunus'a destek olacaklarını açıklayınca yayına bağlanan Murat da tıpkı Aysun gibi Yunus'u dilencilikle suçlayıp adam olmadığını, adam olsaydı böyle para dilenmeyeceğini söyleyince bu kez sinirlenen Esra Erol oluyor. Eğer karakterli bir insan olsaydı dilenci gibi çıkıp da yayında millete para dilenmez. Vallahi dilenci olan da adam olmayan da aciz olan da sizsiniz. Sen adam olsaydın bir zihinsel engelli o kızla yıllardır nikahsız yaşamazdım. Eğer sen adam olsaydın o kadının üzerine, 4 çocuğunun anasının üzerine internetten buldun, yazıştın, bugün Pırtora'ya, yarın Pırtora'ya gidecek olan biriyle ilişki yaşamazdın. Murat'ın Aleyna'ya bir özür borçlu olduğunu, aynı şekilde Aysun'un da Yunus'tan özür dilemesi gerektiğini söyleyen Esra Erol, iki taraftan da özür dilemeyecekleri yanıtını alıyor. Aysun, Yunus'un kendisini boşamasını istediğini yinelerken, Murat ise Aleyna'yla 4 çocuğu olmasına rağmen hiçbir bağının olmadığını ve Aysun'u sevdiğini, eğer kendisinin yanına gelirse de onu kabul edeceğini açıklıyor. Aleyna'yla ben hani bir bağım yoktur ama çocukların annesidir. Bu yalan örgüsüne bir düğümü de son kez Aleyna atıyor. Tüm aile üyelerine Murat'ın kendisini zorla tuttuğunu, giderse çocuklarını kendisine göstermeyeceğini anlatan bir mesaj atan Aleyna, ailesi onu almak için yola çıktığında vazgeçerek onları geri yolluyor. Esra Erol kendisine zorla tutulup tutulmadığını sorduğunda halinden mutlu olduğunu ve Murat ve Aysun'un ne yaptığıyla ilgilenmediğini açıklayan Aleyna, kayınpederi ve kayınvalidesiyle yaşamaya devam etmek istediğini dile getiriyor. Tüm bu çıkmaza giren olay sonucunda Aysun'un son kararının ne olacağı, Murat'ın Aleyna ve Aysun arasında kimi
seçeceği ve Yunus'un boşanmayı kabul edip etmeyeceğinin cevapları merakla bekleniyor. Evet, Yunus ve Aysun dosyasını bugün sizlerle inceledik. Siz hangi tarafı haklı buluyorsunuz? Yunus mu, Aysun mu? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Esra Erol da bir başka dosyayla buluşmak üzere. Hoşçakalın.